düzenlemiş olduğumuz, hatta bundan sonra da inşallah geleneksel hale getireceğimiz Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Atakon Belediye Başkanımız Sayın Avukat Cemil Demeci'nin desteği ve Avukat Güler Demeci'nin büyük emekleriyle kurulan Atakon Kadın Kooperatifini sizlere tanıtmak amacıyla hepinizin köylerinde misafir olduk. Bizlere evinizi, sofranızı, gönlünüzü açtığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün sizler için çok güzel konulara değineceğiz. Birlikte güzel vakit geçireceğiz, şarkılar söyleyeceğiz. Ama aramızda çok değerli konuşmacılarımız var, çok kıymetli doktorlarımız var. Alkışlarınızla değerli doktorumuz Aşkı İlmaç Kaya'yı buraya davet ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Çocuklarınıza, eşinize, herkese geliyorsunuz ama kendinize gelince iş birazcık geri planda duruyorsunuz. Biliyorum öyle, hepiniz öylesiniz. Ben diyen kadın aramızda çok az ama asıl biz ben demeliyiz ki çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, dostumuz daha iyi olsun. Peki nasıl daha iyi ben diyebiliriz? Öncelikle sağlığımıza, beden ve ruh sağlığımıza. Sağlık sadece beden sağlığı değil, aynı zamanda ruh sağlığı. Ruhumuza da, bedenimize de iyi bakmalıyız. Peki nasıl bakabiliriz? Ruh sağlığı o ayrı bir konu. Onu belki psikiyatr hekimlerin daha iyi anlatacaktır. Ama beden sağlığımızda düzenli muayenelerimize olmalıyız. Sevgili hanımlar, kaçınız düzenli jinekolojik muayene oluyor? Kaçınız düzenli kadın doğum doktoruna gidiyor? Bir el görebilir miyim? Kaç kişi düzenli jinekolojik muayeneleri yaptırıyor? Meme muayenelerinizi ve yıllık jinekolojik kadın doğum muayenelerinizi lütfen aksatmayın. Buradan aklınızda benim kullandığım bu kadar bir araba laf arasında aklınızda tek kalan bu olsun. En kısa zamanda bir kadın doğum hekimine rutin muayene için, jinekolojik muayene için gidiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı. Kendileri bizler için çok önemli olan aile sigortası anlatacak. Alkışlarınızı Nazan Başkanımızın buraya davet ediyorum. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinin 11. maddesinde güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumunu bulacaktır. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir seviyesi mutlaka sağlanacaktır. Bu bağlamda aile destekleri sigortası uygulamaya konulacak ve bu topraklarda hiçbir çocuk yatağı açılmayacaktır. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf değil, hakkı olarak alacaktır sözünü vermiştik. Aile destekleri sigortası kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına alan, her aileye asgari gelir güvencesi veren, ailedeki mutluluğu, huzuru ve bereketi artırıp devam ettirmeye hedefleyen bir sigorta dalıdır. Aile destekleri sigortasında asgari ücretin altında gelir alan veya hiçbir geliri olmayan her aile faydalanabilecek. Şöyle ki, hepimizin çocukları var. İlkokul 1. sınıfa giden çocuğun ihtiyaçlarıyla üniversiteye giden çocuğun ihtiyaçları elbette ki bir değil. Bu tespit bu duruma göre yapılacak ve bu ailelerin gelirleri en az asgari ücret olacak. Ailenin ihtiyacına göre de en çok 2 asgari ücret olacak. Eğer ailedeki kadın yaşlı anne baba ya da büyüklerine bakmak zorundaysa ya da engelli varsa, bu engellilere bakmak zorundaysa aile destekleri sigortası kapsamında bu kadının emekli primleri devlet tarafından ödenecek ve ev hanımlığı, ev kadınlığı bir meslek olarak uygulanacak. Alkışlarımızda çok kıymetli bir doktorumuz daha aramızda. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Sayın Mehtap Kılıç. Bu güzel kadın alkışlarımızla rica ediyorum. Ben çocuk sağlığı değerlendirmesi yaparken her zaman önce annelere, anneannelere, teyzelere bakmaya çalışıyorum ki bu çocuğun büyümesinde emeği geçen nasıl biri diye.
Çünkü hepimiz biliyoruz ki mutlu çocuklar mutlu annelerle mümkün. O yüzden önce kadın sağlığına önem veriyoruz, sonra çocuk sağlığına önem veriyoruz. Çünkü annesi, anneannesi, teyzesi mutlu olmayan bir çocuğu ne kadar sağlıklı görünse de mutlu olması mümkün değil. O yüzden ben kendi sağlığınıza çok değer vermenizi istiyorum. Ve atamızın dediği gibi Türk kadını göklerde yükselmeye layık bir kadın. O yüzden faziletli ve aydın kadınlarla yeni nesiller büyüyecekler. O yüzden lütfen kendinize değer verin. Emeklerinize sahip çıkın. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın. Evet, Atatürk Kadın Kooperatifimizin değerli yöneticilerinden genç kızımıza bir alkışım. Seda Güler. Bu projede Cemil Başkanımızın ve sevgili Gülay Hanım'ın da çok büyük desteği var. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte içinde bulundum. Başından son bu sürece gelene kadar 2 yıl içerisinde. Şu anda bir satış yerimiz açıldı. Açıldıktan sonra çalışmalarımız daha da hızlandı. Kooperatifimizde gıda var, ayrıca el sanatları var, takı var, çinicilik var. Birçok kadının farklı yerlerden, farklı ailelerden insanların bir araya gelip güzel şeyler ürettiği bir kooperatif oldu. Ben köyden geldim. Sizlere bu şekilde bir güzel bir oluşumu anlatmaktan ve içinde bulunmaktan gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Daha da güzel yerlere taşımak için çabalayacağız, çalışacağız. Atakumumuzun kırsalında üretilen ürünleri kooperatifimizde değerlendirip daha değerli katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp markalaştırmak istiyoruz. İnşallah başaracağız. Sizlerin de bu çalışmalarda bizlerin yanında olmasını, bizlere katılmasını canı gönülden istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Avukat Gülay Demeci'yi konuşmalarını yapmak üzere ve yadar ediyorum. 28 yıldır avukatlık yapıyorum. Genellikle kadın hakları ile ilgili 8 Mart'ta, 25 Kasım'da çocuk hakları gününde konuşmalar yapıyorum farklı yerlerde. Ve artık gerçekten bıktım. Kadına şiddet, kadın cinayetleri, bunları konuşmaktan bıktım. Her defasında aynı şey oluyor. 8 Mart'ta burada bir program daha var. İnanıyorum ki gelen arkadaşlar yine aynı konulardan bahsedecekler. Yine kadın erkek eşitsizliği, yine kadınlara şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, doğaya şiddet. Bu konulardan bahsedecek. Bitmiyor. Bir türlü bitmiyor. Geçen sene 2021 yılında 280 kadın öldürüldü arkadaşlar. Ve öldürülen bu 280 kadın ne yazık ki bunların 173'ü evinde öldürüldü. Yani evimiz güvenli alanımız değil. Bunu bir kere bilelim. Bu kadınların, bakın ben istatistik getirdim. Bu kadınların 124'ü evli olduğu erkekler tarafından öldürülmüş. 37'si birlikte olduğu, işte sevgilisi, erkek arkadaşı vesaire onlar tarafından öldürülmüş. 21'i eski eşi tarafından öldürülmüş. Çok acıdır ki 11'i kendi oğlu tarafından öldürülmüş. Bir annenin kendi oğlu tarafından öldürüldüğünü düşünün. İnanılmaz bir eğitim eksikliği, inanılmaz bir toplumsal yara arkadaşlar bu. Bizim bunu önleyebilmemiz gerekiyor. Bunu önlemek de kadının eğitiminden geçiyor. Çünkü bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Kadınlar, anne ve bu çocukları anneler yetiştiriyor okula başlayıncaya kadar. Dolayısıyla ilk önce bizim kendimize yeterli olmamız, bizim sosyal ve kültürel alanda eğitimli olmamız, ayaklarımızın üstünde durmamız gerekiyor. Biz o nedenle bu kadın kooperatifini kurduk. Atakum kadın emeği kooperatifini bundan dolayı kurduk. Hepimiz işinde gücünde olan kadınlardık ama istedik ki kendi ekonomik bağımsızlığını cüzdanında kocasından değil kendi ürettikleriyle para kazanan kadınlar olabilmesi adına kurduk ve gerçekten mutluyum, çok gurur duyuyorum. İnanılmaz güzel gidiyor. Maşallah diyorum, nazar değmesin. Çünkü bunun sürekliliği çok önemli. Kooperatif tabii ki herkes kuruyor. Bu arada bir güzel şey daha söyleyeceğim. Samsun'daki ilk kadın kooperatifini de biz kurduk. Tabii ki buradaki arkadaşlarımla beraber kurduk. Çok emek verdiler. Bizden sonra 11 tane daha kadın kooperatifi kuruldu. Merkezi hükümet de zaten kadın kooperatif kurulmasını destekliyor. Bizim şansımız, bizim belediye başkanımızın bu konuda gerçekten çok ilgili olması, bize çok yardım etmesi, bize yer vermesi, hem üretim tesisi anlamında hem satış
yeri anlamak. Lütfen bize tanınan, herhangi bir mücadele yapmadan almış olduğunuz bu haklarımızı hiç kimsenin elinizden almasına izin vermeyin arkadaşlar. Türkiye sizsiniz, Atatürk sizsiniz, Atatürk sizsiniz. Evet, Atatürk sizsiniz. Onun için hoş geldiniz. Gerçekten çok mutluyum, çok mutluyum sizi gördüğüm için. Bu toplantı şunun için önemli. Sizi bir arada görmek şunun için önemli. Zor bir dönemde geçiyoruz. Hem içinde bulunduğumuz coğrafya zor bir dönemde geçiyor, hem de bizim ülkemiz zor bir dönemde geçiyor. Her birimizin ayrı ayrı çocukları var, torunları var. Yarın buna ilişkin ne olacağını bilmiyoruz. Çocuklarımızı bilmiyoruz, ülkemizin de geleceğini biliyor muyuz, bilmiyoruz. Sıkça bu pandemi nedeniyle biraz görüşemedik. Şu biraz hızlı sık galiba, ondan sonra biraz daha rahatlayacağız. Köylerinize geleceğim. Evinizin bir bireyi olarak beni yazın. Evinizin son bireyi olarak beni yazın. Oğlunuz, kardeşiniz, akrabanız neyse bir yere yazın. Her türlü derdiniz, her türlü sorunuz olmasın ama varsa da bana iletin. Gücüm yettiği kadar, gücüm yettiği kadar, gücüm yettiği kadar yalnız olacağım. Yalnız olacağım ama yakanızda bırakmayacağım. Doğru karar vereceksiniz, doğru tercih yapacaksınız. Doğru tercih yapacaksınız. Çocuklarınızın geleceği için doğru tercih yapacaksınız. Onun için benim hiç kuşkum yok sizden. Benim anam da sizin gibiydi. 7 tane çocuğu vardı. 7'si birden aynı anda ben seni sırtırabileceğim desem, ben sizi nasıl taşıyacağım demezdi. 7'sine birden sırtına atardı. Ben öyle bir ananın çocuğuyum. Öyle bir ananın çocuğuyum. Bana da genetik olarak geçmiş, sizin derdiniz, sizin sorunuz benim sorunum. Benim sorunum. Çözmeye çalışıyorlar. Birlikte, kardeşçesine, akraba gibi, ailenin bireyleri gibi. Çok mutluyum. Hoş geldiniz tekrar.